Adım Beril, 16 yaşındayım. Dilek Nakip Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıfta. Bugünlerde biliyorsun pek çok zamla karşı karşıya geliyoruz. Ulaşımdan, işte kıtasiye masraflarından. Bu zamlarla birlikte aslında kitap evi zamları da oldukça artmaya başladı. Kaynak kitaplara ulaşmakta pek çok gencin sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Sen ulaşabiliyor musun kaynak kitaplara ya da derslerine çalışırken okulun verdiği, devletin verdiği kitaplar yeterli oluyor mu? Şöyle söyleyeyim, ben açıkçası ülkedeki gelir eşitsizliğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede ne kadar okuyabilen varsa okuyamayan da o kadar fazla. Bu gelir eşitsizliğini ortada tutmak için bence okullarda kaynak desteği daha fazla artmalı. Ben açıkçası yetersiz olan okuldaki eğitimde, dağıtılan yayınların kaynakları ve ses kitaplarında yetersiz olduğunu düşünüyorum. Benim yani alabilecek durumum var. Ama mesela bu sene dershaneye falan gitmedim. 11. sınıfta mesela dershanenin gereksiz masraf olduğunu düşünüyorum. Ama 12. sınıfta okuyan ve dershaneye gidemeyen ya da kaynak sıkıntısı çeken, kitap ellerinden o kadar paraya bir sürü kitap alamayan yani bir sürü insan var. O yüzden bu gelir eşitsizliğinin yani bir düzene konması gerektiğini düşünüyorum. Bir ortak bir yol okuyamayan ben Duygu, Anadolu Lisesi öğrencisiyim. 12. sınıfım şu anda ve sınava hazırlanıyorum. Sen? Nisan, 16 yaşındayım. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Sınava hazırlanan gençler olarak peki özellikle dershane zamları, kitap evi zamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar sizin eğitim hayatınızı nasıl etkiliyor? Şöyle, şu an benim içinde bulunduğum okulda en azından ders işlemek için bile ek bir kitap istiyorlar. Ben zaten çalışmakta kendi düzeyimi yükseltmek için belli başlı kitaplara başvurmak zorundayım ve bunları bitirmek, çözmek zorundayım. Ama bu sürekli isteme durumu, belki aile içi durumları düşünmeden ya da bir öğrencinin maddi durumunu ya da okul dışında yaptığı harcamaları düşünmeden sürekli bir kitap isteme, sürekli bir masrafa sokma gibi bir durum söz konusu şu anda benim içinde bulunduğum lisede en azından. Ben bunlardan çok şikayetçiyim. Ben de şu an eşitarlık öğrencisi olarak kendim de bir şeyleri bireysel halledebilsem de yine de bir öğretmenden bir bilgi almak ya da bir dershanede bir eğitim görmek, daha düzenli bir eğitim görmek benim de isteyeceğim bir şeydi. Fakat daha uygun fiyatlı olarak dijitalden yürütmeye çalışıyorum ders çalışma yöntemimi. YouTube olsun, herhangi kanallar olsun ya da ücretsiz erişebileceğim kitaplar, mobil kütüphaneler olsun. Sürekli bunları araştırıyorum ve kaynaklara buradan erişmeye çalışıyorum. Bu da beni çok zorluyor. Ders çalışmamı da etkiliyor. Çünkü önümde olduğunda, önümde çözdüğüm ve hani üzerine yazı yazarak çözdüğüm kitapla herhangi küçücük bir telefon üzerinden çözdüğüm bir soru aynı verimi vermiyor bana. Benim için bu böyle. Bu beni zorluyor. Onun dışında yani dershane fiyatları hakkında diyecek hiçbir şeyim yok. Dershaneye gidiyor musun? Dershaneye gitmiyorum. Çok gitmek isterdim ama bu senenin verdiği zorluklar yüzünden ki uçmuş fiyatlar yüzünden. Dershanenin verdiği yorgunluk ayrı. 8 saat boyunca okul sonrasında biraz daha dershane. Benim kendime ayıracak vaktim ya da bireysel çalışmaya vaktim kalmıyordu. Yani şu anlık sadece bireysel yürütmeye çalışıyorum. Kütüphaneler olsun, evde olsun. Bu şekilde yürütüyorum çalışmak üzere. Merhaba, ben Ersima. 17 yaşındayım. Meslek lisesinde okuyorum. Çocuk gelişim bölümündeyim. Aynı zamanda YDT sınavı hazırlıyorum. Dil bölümünden girmeyi düşünüyorum. Benim adım Esma'dır. Ben de aynı şekilde meslek lisesinde çocuk gelişimi bölümü okuyorum. Ben de YKS'ye hazırlanıyorum. Psikoloji istiyorum inşallah. 17 yaşındayım. Peki bu üniversite sınavına hazırlanırken şu an ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Kitap evlerine belirli zamlar geldi. Kaynak kitaplara belli başlı zamlar geldi. Bunun yanında dershaneler de aynı şekilde. Sizi nasıl zorluklar bekliyor bu süreçte? Ve dershaneler çok fazla. Yerelinden çok fazla şey istiyorlar. Ayrıca istedikleri paranın ardına kitap paraları için de ayrı para istemiyor. Ve yani ülkede çok fazla asgari ücretli çalışanlar. Bunu mesela 1 milyon olan insanlar ödeyebilse de geri kalan kesim nasıl ödeyecek? Yani herkese eşit derecede imkan sağlandığını hiç düşünmüyorum. Ama yani tamam, YouTube vesaire kaynaklarla da kendimizi geliştirebiliyor olsak da yine oradan alabileceğimiz şeyle eşit bir eğitim değil yani. Ben de aynı şekilde dershaneye gidebileceğimi çok düşünmüyorum açıkçası. Ama mesela direkt kitapların üzerinde kaynaklara ulaşmaya çalışsam da çok zor. Çünkü gerçekten kitapların fiyatları çok fazla uçmuş biçimde.
ulaşmak çok zor. O yüzden yani açıkçası kitapların çok pahalı olduğunu ve biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ya en ufalından normal kitap evlerinden aldığımız fiyatlara karşı bu Trendyol'dan vesaire online'dan aldığımız kitapların fiyatı daha fazla. Evet. Yani hani online'da diyoruz bir nevi daha indirimli olur ama tam tersi daha yüksek oluyor. Bir çıkmazın içinde. Peki meslek lisesinde okuduğunuzdan bahsettiniz. Meslek liseli olarak diğer liselerde okuyan arkadaşlarımıza göre ne gibi dezavantajlarımız oluyor? Ya biz 9 ve 10. sınıfta normal Anadolu'da gördüğümüz derslerin aynısını görüyoruz tabii ki ama şöyle bir farkımız var. Mesleksel olduğumuz için tabii ki de haklı olarak onların sınavları daha zor, bizimkiler yine daha basit kalıyor. Onların biraz daha YKS gidiyor. Yani onlar bildiğimiz üniversite sınavına programlı olarak 9'dan 12'ye kadar programlı olarak hazırlanıyorlar. Sınavları, ders anlatış şekilleri vesaire olsun. Biz yine daha temel düzeyde almaya çalışıyoruz. 11. sınıfta da işte okuduğumuz bölümden ilerliyoruz. Bu kültür derslerimiz azaltılıyor, alan derslerimiz daha fazla oluyor. Yani gereğinden daha az kültür dersi görüyoruz. Bu da bizim dezavantajımız çok fazla oluyor YKS için. Yani zaten istediğimiz bölümde de hele benim için, direkt istediğim için çok sıkıntı bölüm. Şöyle bir şey, bir avantajımız da var. 12. sınıflar için bir akademik paket denen bir şey çıktı. Bu da bu senede yani sadece bizim kullanabileceğimiz bir şey. Daha yeni çıktı. Sadece 12'lerin eğer ortalaması 9-10-11 ortalaması 70 üzeri ise akademik pakete geçip istedikleri bölümü seçebiliyorlar. Bu da ama yeterli kontenjan olursa tabii ki. Bizim okulumuzdan örnek vereyim. Sadece bir sınıf var, eşit ağırlık bölümü. Yani hani diyelim benim zaten ben girebiliyordum akademiye 70 üstü ortalama. Ama mesela eşit ağırlık bölümü, ben eşit ağırlıktan girmek istemiyorum. İstediğim şey orada değil. Ben istediğim şeyi yapamayacaksam daha ne kadar girsem de bana ne kadar faydası olur. Veya bizim 9'dan 11'e kadar aldığımız eğitimi biz bir senede nasıl telafi edeceğiz? Böyle bir şey de var. Peki kültür dersleri ve alan dersleri dediniz. Bir de aynı zamanda gidip bizzat çalıştığımız ortamlar da mevcut. Haftanın kaç günü okula gidebiliyorsunuz? Bu iş durumu sizi ne kadar etkiliyor mesela? Haftada 3 günü staj yapıyoruz. Geri kalan 2 günü de okula gidiyoruz. Yani staj zaten çok fazla yoruyor bize ve sabah 8 akşam 5 en azından kendi adımdan sabah 8 akşam 5 çalışıyorum stajda. Ve çok fazla çocukla uğraştığım için eve geldiğimde çok pert oluyorum, ciddi anlamda pert oluyorum. Odaklanmam zorlanıyor ya da çalışmam zorlanıyor. Ayrıyeten çocuklarla uğraşmanın verdiği bir zorluk var. Bunların dışında perşembe cuma okula gittiğimde de bana almam gereken dersleri vermiyorlar açıkçası. Perşembe cuma günü gittiğimde bile bana alan dersi veriyorlar ve bu alan dersi bizim zaten bildiğimiz şeyler. Tekrar gördüğümüz şeyleri, 9, 10, 11'de gördüğümüz şeyleri bize 12. sınıfta tekrar dayatıyorlar ve bunu görmek zorundaymışız. Bunun dışında asla görmek istediğimiz ve görebildiğimiz, görmemiz gereken şeyleri görmüyoruz. Yani, o yüzden bizim için çok zor. Bu problemi bizim kendi zümre hocalarımız yani alan hocalarımız bile söylüyor. Evet. En ufandan örnek vereyim. Bizim şu an masal anlatımı dersi diye bir şey var. Mesela yüz boyama şeyi var, etkinliği falan. Bunu en az 5 haftaya falan yermişler ki biz 11. sınıf öğrencisiyiz. Biz her konuların, emin olun her şeyin en iyi alasına kadar biliyoruz. Bize bunları tekrar bu kadar detaylı anlatılması saçma yani. Kendi hocalarımız bile diyor ki ben bu çocuklara bunu nasıl anlatayım? Bildikleri şeyi ne kadar detaylı anlatabilirim? Sıkılırlar illa ki diyor. Onlar da kendi açılarında gelin ders çalışın diyorlar bize. Yani tüm 8 saat boyunca ders çalışın diyorlar. Okul çıkışlarında mesela bazen bazı okullarda kurslar olabiliyor öğrencilerin. Ben bunların artırılması gerektiğini. Her okulda mesela çıkışlarda kurslar eşitler olmalı. Parasız eğitim hakkının aslında sağlanabileceğini düşünüyorum. Her ne de olsa biz devlete bir şekilde para ödüyoruz. Ve bu paranın da eğitime bir şekilde yansıması gerektiğini düşünüyorum. Buna örnek olarak ne verebilirim? Böyle her ay düzenli kaynak dağıtımı, okul çıkışlarında kurslar, etütler. Yani o bir saat matematik dersini görmek bile çok önemli olacaktır yani. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.